İqtisadda iqtisadın türləri var da. Kapitalizm iqtisadı var, sosializm iqtisadı var, İslam iqtisadı var. Əgər kapitalizmin nəməliyini bilsək, sosializmin nəməliyini bilsək, keyin İslamın farqını biləmiz. Bu məsələ şərhləşdirib şey vurardı adam. Tushunmaysiz da. Yəni fanni bilməyən adamğa fan haqqında gəpiriş behuda olub qalar. Hazır başqa dildə gəpirsəm heç kim düşünməsə, gəpimi heç kim mağzına yetməyidi. Oşun üçün fan iqtisad bolğandan kən iqtisadı biliş kerak. İqtisadda İslam işçi gücü bilan sarmoyani bir-biriga aralashtiradi. İslamın ən katta yutuğu şu. İşçi gücü bilan sarmoyador adam bir xil imtiyozga, bir xil narsaga ega bo'ladi. İkkalasi ishlaydi. Foydasi ham shunaqa, zarari ham shunaqa bo'ladi. Kapitalizmda sarmoyador hech qachon zarar ko'rmaydi. Pul tikkan adam, qo'lida puli bor adam zarar ko'rmaydi. Men deydi, 1000 dollar berdimmi? Menga farqi yo'q deydi. Shuni deydi, 1200 qilib berasan, foydanga sherikman, zararingni men bilmayman deydi. Qo'li foydasiga, zararidan foydalanadi. Ha, u riba bu. Kapitalizm eng katta zulm hisoblanadi. Hozirgi kunda yer yuzida bo'layotgan hamma zulmlarning tagida kapitalizm turadi. Nimaga pulni ozgina odam bir joyga yig'ib oladi buning orqasida? Benim pulim bor, aylantiraveraman, zarar ko'rmayman, foyda ko'raveraman. Zarar ko'rmay, siz ishchisiz, ishlab chiqaruvchisiz. Ba'zan foyda ko'rasiz, ba'zan zarar ko'rasiz. Zarar ko'rsangiz ham men foyda ko'ryapman, foyda ko'rsangiz ham men foyda ko'ryapman. Nima bo'ladi oxiri? Hamma pul menga o'tib ketadi. Bo'ldi, keyin butun hamma xalq qarzga kiradi. Menga qarz bo'lib yashaydi. Qarzga kirgan odam hamma narsasini sotadi keyin. Davlatlar yerini sotyapti. Katta katta davlatlar urushga aylanib ketyapti. To'ntarish davlat to'ntarishlari bo'lyapti. Qaysi orqasida? Buni o'rgatishyapti-da. Bu noto'g'ri bu. Uchinchi struktura sotsializm strukturasi. Unda sarmoya hech kim qo'lda bo'lmaydi. Davlat qo'lda bo'ladi faqat. Davlatchilik degan tushuncha bor, hamma narsani davlat qilib beradi. Bizda o'sha eski tushuncha qolib ketgan. Hozir SSRni ko'rgan ko'p odamlarda davlat qilib beradi, davlatchilik degan narsa hayolda qolib ketgan. Shuning uchun ko'chani asfalt qilishni ham davlat qilib berib o'tiraveramiz-da biz. Arig'i ham davlat tozalab beradi, uni ham falon qilib beradi, davlat qilib. Davlat bizmiz o'zi asli. Bizmiz. Hammamiz siz pul topsangiz, men pul topsam, pulni o'rtaga tashab turib uyimni oldini asfalt qilishim kerakman. Faqat davlat nima qilish kerak? Qonun asosida meni himoya qilish kerak. Pul topishimga yo'l ochib berish kerak. Sotsializm ham yaxshi emas. Sotsializm anaqani ishlab chiqarishni o'ldiradi. Iqtidorlarning hammasini qobiliyatini sindiradi. Chunki ishlab chiqara olmaysizlar. Siz yangi bir ish qilaman desangiz nima deydi? Yo'l qo'ymaydi. Sen qilishga haqqing yo'q. Choy qovchi deydi. Bu spekulyatsiya deydi. Boshqa narsa hamma narsa deydi. Uyini tintib teri ochlaydiganlarni olib borib qamagan o'sha paytlari. Kamzul tikkan, mahsul tikkan odamlarni orqasidan quvib yurgan. Yashirin qora bozorlar bo'lgan, lekin qildirmagan. Nimaga? Pulni sarmoyani davlat ushlab olgan quli. Qolgan hammaga nima beradi? Oylik beradi, bo'ldi. Siz foyda qilasizmi, yo'qmi? Sizning ishingizdan jamiyatga foyda bormi, yo'qmi? Uni qizig'i yo'q. Ishlasangiz bo'ldi. Men 3-4 marta aytib berdim shuni, anekdoti bor. Kremlning oldida ikkitasi ish qilayotganmish, bittasi yerni qazib ketyapti, ikkinchisi o'shani ko'mib ketyapti. Bittasi kelib so'rabdi, nima qilyapsizlar sizlar? Sen qaziyapsan, ko'mayapsan desa, biz o'zi 3 kishimiz, archa 2 kishimiz kerak bugun. Archani ushlab turadigan kishi kelmagan degan. Biz keldik, ishimizni qilamiz, oyligimizni olamiz, bo'ldi. Bizga farq yo'q, qazib ko'mish bizning ishimiz. Sotsializm shu. Kapitalizm haligi. İslomda iqtisod tushunchasi o'ziga xos ilohiy ta'limot bilan o'rtaga qo'yilgan. İslomda zarar tikkan pulingiz miqdorida bo'yningizga yuklanadi. Zararni siz kelisha olmaysiz, 50 kunlik zarar deya olmaysiz. Foydani kelisha olasiz. Ikkalamiz ishlayapmiz. Bir ishni ishlab chiqarish qilyapmiz, tijorat qilyapmiz, kelishib olamiz. Foyda nima? Foydani kelisha olamiz. 50 6 50 63 ga 40 90 ga 10 kelisha olamiz. Lekin zarar nima bo'ladi desa, zarar men qancha tikkan bo'lsam, o'sha miqdorda, o'sha foizda zararga kiraman. Siz masalan 50 ming tikdingiz, men 50 ming tikdim. 100 ming bilan ish boshladik. Zarar 50-ga 50. Zararni kelisha o'tirmaymiz, shariat qo'yib qo'ygan uni. Siz 90 ming tikdingiz, men 10 ming tikdim. İş boshladik.
siz 90% zararga kirasiz, 10% men zararga kiraman. Foydani ham shunga ko'ra keyin belgilab olsak bo'laveradi. Kelishib o'zimiz. Masalan, siz 1 tiyin pul tikkaningiz yo'q. Men 100% men pul tikdim. Nima bo'ladi? Muzoraba bo'ladi. Siz 1 tiyin pulga kuymaysiz. Muzoraba bo'ladi. Siz 1 tiyin pulga kuymaysiz, pulga men kuyaman. Siz vaqtingizga o'zingizni xizmatingiz, mehnatingizga kuyasiz. Nimaga pul tikmagansiz? Pul tikmagan odam zararga tiqilsa zulm bo'ladi. Bu ilohiy ta'limotni qarang go'zalligini. Bu qoidani bilganingizdan keyin men sizga 1 million pul berib, bir oyda 1 million 200 ming qilib berasiz deganim bilan sizga choynakni sotyapman. Naqdga 1 million. Bir yildan keyin yoki bir oyda keyin pulini bersangiz 1 million 200 ming deganimning farqini unda tushunasiz. Chunki bunda savdo bor. Narginda faqat foydaga o'tirish bor xolos. Tushunyapsizmi? Endi mana bir oy ichida mana bu narsadan men foyda ham ko'rishim mumkin. Buni narxi oshib ketishi mumkin. To'g'rimi? Buni narxi oshib ketishi mumkin, tushib ketishi mumkin. Demak, men bunga ishqiboz bo'laman endi, chunki bu ishlab chiqarish bu. Jamiyatga foydasi bormi? Foydasi bor. Hammani ishchi kuchi bilan ta'minlaysiz. Jamiyat aktivlashadi. O'shaning uchun buni islomiy iqtisod deyiladi. Hozirgi kunda eng katta sun'iy qoralash kampaniyasi islomga nisbatan islomiy iqtisoddan qo'rqqani uchun. Kapitalizmning cho'kishligi islom iqtisodi maydonga chiqishi bilan bo'ladi. Qolgan tomonlarimiz zo'r. Oila masalasi, axloq masalasi, islom musulmonlarning o'zini tutish tarzi boshqa joydan ancha ustunmiz. Lekin iqtisodda orqada qolib ketib qoldik. Agar iqtisod o'zimizni strukturani yo'lga qo'ysak, kreditlardan, bunaqangi ribo, kapitalizm manyovrlaridan qutulsak, marra bizniki. Hamma iqtisod bizni qo'lga o'tadi. Chunki bizda katta ehtimol ham bor-da, yutuqni katta ehtimollari bor. Masalan deylik. Kapitalizmda sizga 1 million bersa, 20% ustiga qo'ysa qancha bo'ladi? Bir yilda yoki bir oyda 1 million 200 ming gina olasiz bo'ldi. 200 ming aniq. Undan balanti yo'q. To'g'rimi? Lekin siz bilan men foydaga sherik bo'lsam-chi? 1 million tikdingiz, 1 million tikdik. 10 million foyda ko'rsak, nima bo'ladi? 5 milliondan foyda olamiz. 100 million foyda ko'rsak-chi? 50 milliondan foyda olamiz. Islomda qiziqtirish bor. Aktivlashtirish bor. Iqtisoddagi eng oltin qoida pulni aktiv bo'lishligi. Pul muzladi, uxlaydi. O'shaning uchun davlatlar kapitalizmda ko'rsangiz, mabodo sanksiya qilmoqchi bo'lsa, pulni muzlatadi birinchi o'rinda. Ishlata olmaydigan qilib qo'yadi. Bu iqtisodni cho'ktiradi. Islom buni shunaqa qilib qo'ygan. Zakot. Zakot nima qilib qo'ygan? Qo'lingizda pul bor. 100 million pulingiz bor. Ushlab o'tursangiz, har yili zakot berish kerak unga. Bergan sari nima bo'ladi? Kamayib ketadi. Nima qilasiz keyin? Darrov aktivlashtirasiz. Hech yo'q o'zini o'zi qoplab tursin deysiz. Darrov beradi. Aylantirasiz. Aylantirganingizdan keyin jamiyat hammasi aktiv pulga ega bo'ladi. Muzlagan pul qolmaydi umuman. Islom iqtisodi shunaqa. Islom banklari qanday ishlaydi? Islom banklaridan masalan musulmonlarning katta boylari pullari turadi. Shular qanday aborot qiladi? Qanday foyda oladi undan? O'sha islomning iqtisod turlari bor. O'tda bankda pul turmaydi. Masalan, siz boysiz. Ya masalan, siz boysiz. Bank aytadiki, sizda qancha pul bor? Masalan, 100 million pul bor. Bu kishi ish bilan ishi bor bu kishining qobiliyati bor, zavodi bor, zavod qurmoqchi, biznes ideyasi bor. Bu kishiga aytadi, mana bu kishida 100 million pul bor deydi. Siz ishingizga deydi, sherik bo'lamiz. Islomiy shartnoma tuziladi. Muzoraba bo'ladimi, murobaha bo'ladimi, mushoraka nomlari bor o'zini. Foydaga sheriklik, sherikchilik asosida, muzoraba asosida shartnomani tuzadi, o'shani bank nazoratini qiladi. Bankda bitta muftiysi bo'ladi o'zini. O'sha asosda bo'ladi. Doim bankda pul turmaydi. Voylarni ro'yxati turadi. Puli bor, aytadiki, ish chiqib qolsa ayting. Masalan, hozir ham bor-ku, odamlarga kirib aytishadi. Manda deydi, pul muzlab qoldi, sizda ish bo'lsa ayting, pul tikaylik deydi. O'shani bank qiladi. Odamlar bizda kim bilan kelishadi bank?
bu iş işte biznes plan bilan kelgan odam bilan kelishadimi yo pulning egasi bilan foydaga kelishadimi Islom banki? Ikkalasini kelishtiradi. Islom banki o'rtada xizmat haqi oladi, bo'ldi. Ha, xizmat haqi. Qanday foyda ko'radi? Ha, shunaqa. Dallarni pulni talab qildi-ku. Lekin ikkisini o'rtada kontrolni o'rnatib turadi. Qiladi, ha. O'shani nazoratini qiladi. O'rtada yozuvchisi bor, yugur-yuguri bor, hammasiga o'sha harakat. Ham guvohlikda turadi ikkisini. Kulturan işi başkası, fayda zararı. İslami bankler bu içe mütehassıs bugün ulamalar gibi suikast uyuşturuşlar. Hazır geçe. Bu bankler ortaya çıksa arkadan bankisine de prasettiler. Bu anı 2008'de bütün dünya iktisadi inkıraz buldu. Birer tane İslami bank inkırazdan zarar görgeli yok. Birer tane. Çünkü ula riba üstüge kurulmadan da yani sug'urta bor-ku, ularning ustiga qurilmagan islom banklari. Inqiroz sug'urta orqasidan bo'ldi. Bir yili Rossiyani Arabiston pul beribdi-ku. Pul bersa foiz kerakmi o'zlari desa, Arabistonda qanday musulmon davlatda foiz olmaydi-ku. Rossiyaliklar uni aqlidan sig'dira olmayapti deydi. Neç faizsiz sizler bize pul veriyatırsınlar da biz çok kolay git gelin dedi. Yardım da pul veri gelin de. Faydalanmak ne? Korkunca ne? Bizim katersen kim oldu dese yok, vaktini sığdırılmayan. Ama şu muzarabada mesela yine fayda klasik mesela bir tamam pul geldi, ikinci tamam iş ne de doğru mu? Mesela ne de tovar giyende mesela satılardı, başlıklardı. Bir fayda mesela gelişirken kaldı mesela 50 geldi, 60 akı, şimdi bölünmek doğru mu? O zaman iş kovar, iş kovarından sonra öyle giyen kovar olmadan yok alıp kalabı üzülüyoruz. Onun için hiç bilmiyorum. Çıdır oldu. Yani mesela ben pul dedikten bir an iş ederdi doğru mu? Bu adam mesela ben bir yıldan ki üzülüyoruz yok alıp kalabı yani kulağım yok alıp kalabı. Belki o enerji. Başka mesele yendi bu. Kaçıp gider deyin. Hadi muzaraba hakkında soru verirsin tamam ki? Okey, başka da anlığa soru verirsin. Yok, muzaraba bu anda. Bu muzaraba alakası yok, aferizm bu. Bu aferizm. Yok ki, bir pulit uçup var ama değil mi? Başka ne soru? Bu başka mesele deyin de. Başlangıcı şimdi başlanadı. Ya muzaraba şeriatta caiz. Yolgan şeriatta ne caiz. Hıyanat ne caiz. Eğer şeriatke ko'ra iqtisodga amal qilinsa, yer yuzida kambag'al odam qolishi mumkin emas. Yer yuzidagi boylikni taqsimoti adolat bilan taqsim qilinsa, yer yuzida kambag'al qolishi mumkin emas. Milliarderlar ro'yxati bor. 80 ta milliarderning pulini olib chiqib butun dunyoga sarflasa, hammamizga, o tug'ilgan bola chaqamizgacha hammamiz zakotga qodir bo'lib qolamiz. 80 ta odam qo'lda turibdi shu pul. Nimaning asosida? Kapitalizm asosida. Yolg'on, xiyonat, yaqin odamini qulatib ketish, bu o'sha islomni asl maqsadidan uzoqlashgan odamlarning ishi. O'g'ri nimaga o'g'irlik qiladi, bilasizmi? Qadarga iymoni bo'lmagani uchun. Rizq Allohdan degan narsaga iymoni yo'q o'g'rining. Men olaman deb o'ylaydi. Rizq Allohdan. Nimaga e'tiqodda, iymonda 7 ta farzdan bittasi qadarning yaxshiligi, yomonligi Allohdan deb iymon keltirishimiz kerak. Farzda bu. Çünkü uşa haramge tüşüp kalmaslık için. Bravo hakkını uğurlamaslık için. Uğru uğurlayarken de imanı yok da kadar ye. Hadır şunu ovalışım kere, miniki özleştirişim kere. Sanki nasip kısa bula diyor. Köpünce nasip kumaydı. Apandı bir cahadan eşek uğurlayıp gidiyorken eken, yolda, şimdi bir cahaya kırıp çıkıp da, çıksa eşeğine uğurlayıp gitti. Onun ikini ye. Yolda da sonra gelen kendine, apandı ya işe alı odayız bazardan. Satı var diyeyim, sen satı vardın. Kança gitti ise özün narkı geldi gelen kendine. Ama özün narkı satadı, ilacı yok. Şu özizden hayat izledim, yaşla özizge itibar verin. Kimdendir öziz köyünü izle, nahaktan ne kadar apkoyen bu seyiz, kimdir sizden nahaktan apketer. Şunu kadar bugün. Yaşı fakat onu tahlil kılış gerek. Nimaga meni bunaqa qilib ketishdi deydi ko'pchilik. O'zimizda ham bo'ladi. O'zimizda ham xato bor. O'zini shunday bo'lib qolganiga shukr qilishi kerak bu. Balki u o'sha kafaratdir. Sen qilib ketaymi shunda? Bir aybi uchun bo'lib turdi deydi. Balki.
Bo'yinda ayib ketadimi shu yerdan ketib qolganini? Balki, endi uni bilmaymiz, u yoqda hisob kitobda ko'ramiz-da. Endi ilmiy tarafda sizdan davolardan so'rayapmiz. Ketsa kerak, Alloh taolo shuni joyiga qo'yib qo'yadi. Namlab yerda ko'p bo'lmasa kerak-da shuni so'rab turibdi. Yo, ba'zi narsalar bor, qadarga javobgarlik bor, qadarga javobgarlik emas, javob bermaslik bor-da. O'g'irlik qilgan odam ham o'g'irligiga javobgar bo'ladi. Ham o'sha Alloh bergan rizqini yeydi. O'shani Hazrat Ali radhiyallohu anhu'ni hodisalari bor. Otlarini bir kishiga berib ushlab turdi masjidga kirib, namoz o'qib chiqsalar otni yugadini o'g'irlab ketgan bo'ladi. Keyin uni qambar degan xizmatkorlari bo'lgan. O'shanga 2 tanga pulni berib, bor bozordan yugani olib kel dedilar. Borib o'sha yugani o'zini sotib olib keladi. O'shanda aytganlarda shu rizqi edi shuni, shu 2 tangani shunga berib o'xshi edim o'ziga. Shuni harom qilib oldi, javobgar bo'ldi endi. Rizqini kutsa olardi shuni, halol bilan olardi, rozi bo'lib. Kim boshqa odamni aybdor bo'lib qolishligini xohlamagan sahobalar. Bir rivoyat bor, Hazrat Umarni sallalarini bir kishi o'g'irlab qochadi. Orqasidan yugurib, "To'xta, qabul qildim" deb qo'y. "Senga shu salla" deb yugurganlar orqasidan. O'g'irlab kelsa javobgar bo'ladi, qiyomatda javob beradi. O'zi bersa rizq u. Ana shunga iymon kerak bo'ladi. Qadarga bo'lgan iymon birinchi o'rinda turish kerak. Shuning uchun ana falsafada gap bor. Pul hamma narsani qiladi degan odam pul uchun hamma narsani qiladi. U xavfli odam. Qadar Allohning iymoni, Alloh aytgan narsa bo'ladi degan odam Allohning roziligiga yuradi, o'shani qiladi. Hamma narsani qilib yormaydi. O'sha tomonga qarash kerak. Qo'limizda ishchilarga zakot bersa, durusmi, durus emasmi? Bo'ladi. Faqat uni oyligini hisobdan bermaysiz. Oyligini alohida oladi. Zakot alohida bersa bo'ladi. Qo'lingizda ishlaganga bersa bo'laveradi, lekin sizni qaramog'ingizda turgan, siz uni boqishga majbur bo'lgan odamlarga berib bo'lmaydi. Masalan, er xotiniga bera olmaydi. Ota o'g'liga bera olmaydi. O'g'il otasiga, onasiga bera olmaydi, chunki ularni shundoq ham qarash kerak-da. Qaynona kirmaydi axir. Yo'q. U taraf. Yo'q, kirmaydi. Ayolning tarafi. Yo'q. Lekin ayol eriga zakot bersa bo'ladi. Ayol. Chunki ayol erni boqishga majbur emas-da. Ayol boy bo'lishi mumkin. Qo'lda puli bo'lishi mumkin. Bizda ko'pchilik tasavvur qilmaydi. Aslida ayolning o'zining mulki bor, bo'lish kerak. Mana nikohda alohida ta'kidlanadi, mahrni belgilanadi. Mahrni oladi, u pulni ishlatishga haq majbur emas qiz. Pulni oladi, bosib qo'yadi. Bo'ldi. Yoki tijoratga aylantirib qo'yadi. Xotini bersa bo'larmi, erini deydi, qat aytadi. Ha, o'sha beradi. Bemalol olaverasiz. Hamma pullarni qadrini ber, bizga da Xiyla bo'lmasligini aytganlar payg'ambar alayhissalom. Zakot beradigan paytda jamni taqsimlamanglar, taqsimni jamlamanglar deganlar. Mana shu xiylani oldini olish. Masalan deylik, sizni 40 ta qo'yingiz bor. 40 ta qo'yingiz bor. Zakot beradigan kun yaqinlashganda 20 tasini o'g'lingizga berib qo'ydingiz. Nima bo'ladi? 20 ta sizniki, 20 ta o'g'lingizniki. Zakot bermaydi ikkalasi ham. Ikkalasini qo'shsa nima bo'ladi? 40. 40 bilan zakot beradi. Lekin sizning o'zingizning 30 ta qo'yingiz bor, o'g'lingizning 10 ta qo'yi bor. Zakot beradigan kuni ikkalasini qo'shmaysiz. O'g'lingiz o'zi alohida hisoblaydi, siz o'zingiz alohida hisoblaysiz. U islomiy iqtisod ilohiy ta'limotda. Odam o'ylashi mumkin, tasavvur qilishi mumkin, hamma aylanib o'tadigan eshigini yopgan. Islomda aylanib qochib ketadigan eshigi yo'q. Boshqa strukturani hammasini aylanib o'tishi mumkin. Hammasini. Hozir banklarni buzib kirib pulni o'g'irlab ketishyapti. Bittasi zonada o'tirib, jurnalist anaqa qilyapti, intervyu. Nima qilgansiz desa, shu banklarni aylanib 29 million dollar banklardan shot yechib olganman desa, jurnalist kompyuter bilasizmi deydi. Yo, aytmadi, yo, bilmayman deyapti u ham. Qizi kompyuterni qo'llagan hammasida. Nasib bo'ladi. Misol uchun, oborot yuzdan misol uchun 100 ming dollar bo'ladi. 100 ming dollardan beriladimi yo foydadan beriladimi? Hamma puldan beriladi. O'zidan. 100 ming foydadan emas. Yo'q.
Mesela ben muamele 80 bin dolar yapıp yiyen tekille satışı 100 bin bozuktu mesela. 100 binden böyle. 100 binden böyle. Ben 20'den vermeydi. 80 binden böyle. Fazlaka olmadan. Karaslar. O zaman pul kanaka. Mesela her yili bir Mart'ta en kemede. O zaman adatta her ayda, her 3 ayda, her kvartalda pulu hesaplaydı adam. Hı. Kanca pulun var dedi. İslam'da kemede bir yılda bir Mart'ta hesaplaşı iskerek. Bir yılda bir Mart'ta. O'tgan ayda qancha pulingiz bor edi? Shuncha. Zakot berdingiz, bo'ldi. Aylandi, ketdi, o'rtada 1 million bo'ldi, orada 500 mingga tushdi, orada 700 ming bo'ldi, keyin zakot beradigan yil aylanib kelganda 100 ming bo'lib qoldi. Nima qilasiz? 100 mingdan zakot berasiz. O'rtadagi o'sib tushish e'tiborga olinmaydi. Qo'lingizga, qo'lingizdagi pulni hisoblab olish uchun kerak u. Zakotni birinchi anaqalardan. Ikkinchisi u pul aylanish kerak jamiyatga. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri var. Üçte narsiga kasam içemem degenler. Bittesi, zakat bilen pul kemeymeydi degenler. Bunun gibi kasam içip etkiler. O zaman adatta kemey ediyor. Doğru mu? Ne mi? Yok, iktisadi arifmetikası yan var bunu. İktisatta, bana şu kapitalizmden, sosyalizmden üstünlüğünü korsatadı. İslam. Kanaka kemeymeydi dese, İslam bütün başlı iktisadi strukturanı bitti şahs deb ko'radi. Hammani. Fakat bitti adamdan ibaret emas İslam. Bu kişiye men hisoblanaman. Bu kişiye. Aleykümselam. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayette وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ degan. Molinglarni, o'zingizlarning molinglarni, oranglarda botil yo'l bilan yemanglar degan. Bu kishining molini ham meni molim deyapti. Meni molimni bu kishining moli deyapti. Uni yemanglar deyapti. Zakotda ham shu. Masalan, menda 40. Zakotga 1000 berishim kerak, to'g'rimi? Oldim bu kishiga berdi. Bu kishida 39 edi. Nima bo'ldi? O'zi ham zakotda 40 bo'ldi. 40 bo'ldi. Bitta boy ikkita boyga aylandi. Endi bu kishi beradi bu kishiga. Bu kishi ham bersa, bu kishi ham 39 edi, 40 bo'ldi. Uchta boy bo'ldi. Zakotda pul kamaymaydi, mana shu. Jamiyatni baribir boy qiladi kimdir. Hiç yok bu kişinin ihtiyacı kondurladı. Kim sizi ki? Meşnaka kılıp her yılda zakat kere uğradı, bire uğrası, kere uğradı, bire. Boylar kembegalge bireydi. Ahire kembegalge kıdırıyı biraz. Hadisler var. Kembegal kıdırıp barıp zakat biremen de siz, onu yem kulda zakat kulda pul turgen burada. Min yem pulu mal edigen adam yok değil. Bugün bu. Bu utopiye gitmez. Umar İbni Abdülaziz degen halife bugün şunu davrıda iqtisodi masalada juda katta to'kinchilik bo'lib ketgan. Odamlarni bozorlarga alohida qo'yib qo'yib jarchilandi. Ularga buyurgan, jar chaqiradi. Kimni uyi yo'q, kesin. Xalifaning nomidan uy qilib beramiz. Baytul moldan. Kimni uylana olmayapti, kesin, uylantiramiz. Kim o'qimoqchi puli yo'q, kesin. Zakot beramiz va oladigan odam bo'lmagan. Zakot oladigan odamlarga eshigini tagida xumlarda tillalan soqib qo'yishgan. Kerak odam olsin, kerak emas odam zakot berib ketsin shu yerga deb. To'lib ketganligidan shaharni ichida, davlatning ichida zakot beradigan odam qolmagan. Endi hadisda payg'ambar alayhissalom Muoz ibn Jabalga aytganlar, Yamanga ketayotganda zakot masalasida boylardan olib kambag'allariga berasan deganlar. Bu nima degani? O'sha shaharni o'zida qolsin degani zakot. Tashqari shaharga chiqarib bo'lmaydi. Hali aytdim-ku, islom di ta'limot ilohiy ta'limot aylanib o'tib bo'lmaydi. Ba'zilar nima deydi? Islom deydi, arablar bosqinchiligi bosib olgan o'rtoqsiyon deydi. Bosib olgan bo'lsa bizning mulkimizni karvonlarga olib ketish kerak edi. Bosqinchilik shunaqa bo'ladi. Rossiya bizni bosib olgan, Nikolay bizni bosib olgan. Rus ateistlari bizni bosib olgan. Bosgandan keyin birinchi qilgan ishi nima? Temir yo'l qurgan. Tillalarimiz bo'lsin, kollarimiz hamma narsani tashigan, paxtalarimiz tashigan. Partiya oltinlari degan kitob bor. Har doim shuni eslataman. Buninning kitobi. Bunichmi shunaqa degan odamning kitobi. O'shanda yozgan. Qanaqa qilib O'rta Osiyodan pul tashilgan? Bosqinchilik unaqa bo'ladi. Islomda bosqinchilik yo'q. Kelganda fath bor. Fath degani ko'zni ochib qo'yish. Sen insonsan. Mana bu diktatorga bo'ysunishga majbur emassan. Senin mülkün özünün mülkün. Palancı senge pul verip üstüge riba alışke hakkı yok. Palancıge mecbur boysunuşke hakkı, mecbur mezsen sen. Sana hurt duğur gelsen.
deb ko'zingizni ochib qo'yadi. Keyin zakotni boydan olib, shuni kambag'allar o'ziga beriladi. Eng afzali eng yaqiniga bersa, akasiga bersa, ukasiga bersa, qaramog'ida emas, qarindoshi. Keyin qo'ni-qo'shnidan boshlaydi. Keyin amma xolalardan boshlaydi. Yaqinlardan boshlab butun boshli shaharni boy qilinadi. Tashqariga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Qoidani qarang. Chunki Rasulullohning har bitta gaplari ilohiyda. Boylaridan olib kambag'allariga, kambag'allariga, kambag'allarga emas, o'sha shaharni kambag'allariga berasan deganlar. Keyin Umar ibn Abdulaziz davrida pul ko'payib ketgan, shaharda oladigan odam qolmagan, keyin ulamolarni chaqirgan xalifa. Pul ko'payib ketyapti, kambag'al yo'q bizda, nima qilamiz deganda, keyin fatvo chiqarishgan. Xos fatvo zaruriy vaziyatlarda bu pullarni Afrikadagi musulmonlarni rivojlantirish uchun sarflaymiz deyishgan. Keyin pulni tashqariga boshqa shaharga sarflashgan. Iroq boy bo'lib ketib, Shom, Damashq boy bo'lib ketib, Afrikaga musulmonlarni rivojlantirishga sarflangan keyin. Islom iqtisodi bu. Domlay nima san zakot nisob chiqadi masalan. 1000 dollar nisobi chiqdi. Shuni birinda hisobda 1000 dollar chiqib zakot berishim kerak dedim. Birdan da berish kerakmi yoki shuni her ayda mesela bo'lib berish imkoniyati bormi? U ixtiyori, lekin tezroq bergani afzal, chunki kambag'al bo'lib qolish ehtimoli bor, umri yetmay qolish ehtimoli bor va zarurat joylariga u zarurat tezda kerak bo'ladi. Ulamolar o'rtasida bitta odamga bergan afzalmi, taqsimlab bergan afzalmi degan masalada biroz bahs bor. Lekin umumiy xulosa shuki, jamiyatga qaysinisi foydaliroq? O'shani ko'zga olib, nazarga olib, o'shani qilish kerak. Masalan, bitta odamga 10 ming dollar zakot bersangiz, u bitta mashina oladi. To'g'rimi? Uni bitta ishi amalga oshadi, bitadi va shu orqali rizq topadi, butun boshli oilani tortadi. Endi 10 ming dollarni 20 kishiga 500 dollardan bo'lib bersangiz, u hech narsa qila olmaydi 20 ta odam. Bitta ishga yaramaydi ular. Hatto o'shunaqa o'rinlarda foydaliroq ishga jalb qilish kerak. Keyin zakotni yana bitta anaqasi islomni 5 ta ruknidan bittasi hisoblanadi, to'g'rimi? Davlat buni nazorat qilgan ilgari. Zakotchi bo'lgan, zakot idoralari bo'lgan, boylarni ro'yxatga olingan, kambag'allar ro'yxatga olingan, talabalar ro'yxatga olingan, bo'ydoqlar ro'yxatga olingan, hammasi ro'yxatda turgan. Hozir bizda kam ta'minlanganlar ro'yxatda turadi-yu, u paytda hamma ro'yxatda turgan. O'sha ro'yxat bilan talaba yetishtirgan. Masalan, men deylik tibbiyotga qobiliyatim bor, o'qishim kerak, to'g'rimi? Men o'qishim kerakmi, kontrakt to'lashim kerakmi? Bu ham bitta tashvishu. Ota-onam kontrakt to'lamayapti. Nima qilishim kerak? Kunduzi o'qishim kerak, kechqurun men xabarga borib, gastinistada yoki restoranda nima qilishim kerak, ofitsiant bo'lishim kerak. Uni pulini topaman, borib kunduzi o'qilayman. Anaqada. Institutda. Dars kallaga kirmaydi. Bu askiya qilib yozishyapti. Ehtiyot bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Bu yil tibbiyotda anaqada yangi kadrlar bitiryapti, deyapti. Hech narsa o'qimagan, shu kontraktga o'qigan. Super kontraktdagini bitiryapti ekan bu yil. Ehtiyot bo'laverasiz endi. Deyapti. Kitob ishlab yo'q qo'yasiz-ku, masalan. Oğullarım, kitabı doyurlandı, şu ayı bana bakıyor. Onu yan zekat verildi mi ya? Onu yan karar edildi. Demek ben eğer tıbbiyatken mutahassıs buladıkken olsam, devlet beni 5 yıl okuyamam mı? 5 yıllık kontraktım, kitaplarım, bordi geldi, yemek, içme, kime, joy bilen tamirleş, hemen okutucularım, hemen senin pulunu tamirleydi. Şimdi bundan mutahassıs çıkarttı. Qarang, davlatga, jamiyatga uni moddiy tomonini ta'minlaysan zakot orqali deydi boylarga. Ana u mutaxassisga aytadiki, inson Allohdan qo'rq deydi. Sen endi kallangni boshqa yerga aylantirmaganda tibbiyotni o'qi. Chunki butun jamiyat yurak operatsiyasi uchun senga muhtoj deydi. U ham Allohdan qo'rqib o'qiydi keyin. U Ibn Sinolar, u Imom Buxoriylar, u Xorazmiylar bekorga chiqmagan. Islom iqtisodi to'g'ri yo'lga qo'yilgandan keyin chiqqan. Bizda zakotni juda ham sodda tushunib qolinganda 40 mingdan 1000 so'm berdim bo'ldi zakot. Yo'q. Zakot orqali siz butun jamiyatni aktivlashtirasiz. Jamiyat, jamiyat.
eng aktiv, ya'ni yoshidan boshlab eng kattasigacha, boydan boshlab kambag'algacha, podshohdan boshlab eng oddiy ishchigacha aktiv bo'ladi. Uyga zakot beriladimi desa, uyga agar tijoriy maqsad bilan qurilgan, sotmoqchi bo'lgan obrotdagi bo'lsa beriladi. Lekin olib qo'ydingiz, qora kunga dedingiz, o'g'lingizga dedingiz, hech kim yashamayapti lekin. Zakot beradimi desa, yo'q, undan zakot bermaysiz. Lekin siz o'zingiz zakot olamaysiz. Nisobda ikki xil turi bor-da, bittasi muzlagan pul bor, u muzlagan pul, aktiv emas. Bittasi aylanib turgan pul. Aylanib turgan puldan nisob miqdori yetgan bo'lsa zakot berasiz. Aylanmaydigan puldan nisobga yetgan bo'lsa zakot bermaysiz undan. Faqat zakot ola olmaysiz. Boy hisoblanasiz, lekin zakot bermaysiz. Aylanmay turgan bo'lsa zakot nisob yetsa ham zakot chiqarmaydi undan. Aylanma degani ko'chmas mulk, shunga o'xshagan narsalar. Lekin pulingiz bor, tillangiz bor, ular aylanmasa ham o'zi aylanayotgan pul hisoblanadi. Undan zakot beriladi. Ularni o'sish qobiliyati bor. O'sish qobiliyati bor pul tursa zakot beriladi. Uyni berib qo'yamaysizki. Buni tillani nisobi bor o'zi. Ya, misolda ham masalan buyurgi zakot o'sha daradan olib tuyab qolyotib, keladigan pul bor. Oboratda turibdi. Choy. Zakotni qarz olib bersa bo'ladimi? Berish kerak, ya. Qarz olib bersa bo'ladi. O'sha hisob kitob qilgan paytingizda hamma atchot ko'tariladi. Kimdan qancha olishingiz bor? Kimga qancha berishingiz bor? Olishni plus qilasiz, berishni minus qilasiz. Kelishim umidi bo'lgan pullarni hammasidan zakot beriladi. Qaysi pulga zakot berilmaydi? Kelishiga umid yo'q. Bir odam pulni olgan, singan, bir tiyin puli yo'q, siz aytgan singan yo'qolib qolgan. Uni hisoblamasangiz ham bo'laveradi. Masalan, molga pul chiqargan Molga kirib ketdi oborot pulini, zakot berish kerak, shuni qarz olib, qarz olib berib olsa bo'ladi. Zakot berish muddati kelgan paytida qarz olib bo'lsa ham beriladi. Pulim yo'q, qachon qo'lga pul tushsa beraman deyilmaydi. Muddat keldimi? Hech yo'q, o'sha olishingiz mumkin bo'lgan odamga borib turib, zakotni miqdorini olib bo'lsa berasiz, yoki qarz olib bo'lsa ham zakotni berib olasiz. Roza paytda beriladi. Bizde köpince ben, başka bir adam şimdi olsa gerekten. Roza pette verse sahabı kette falan da bakalım. Oza aslı ona kamaz. Roza'da, Roza Ramazan'da kadrı balant. Ramazan'da kılıngan ibadet, başka kündeki ibadetten üstün turadı. Lekin zakatta farz bugün zahatı veriş gerek. Ramazan'da kütüş, farzı keçiktiriş kısaplanadı. Mesela, dedik Ramazan'dan aldım. Muharram ayıda bay bulduyuz. Endi Ramazonda beraman desiz, o'rtada necha oy farzni kechiktirish kerak bo'lib qoladi. Keyin deylik, xudo ko'rsatmasin, bankrotga uchrab qoldi deylik. Pul yo'q bo'lib ketdi. Zimmasida nima bo'lib qoladi? Qarz bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu keyin yana bitta anaqasi, faqat kambag'allar Ramazonda muhtoj bo'lmaydi pulga. Oborotdagi pul Ramazondan boshqa oyda ham kambag'allarga kerak. O'shaning uchun qodir bo'lgan zahoti berish kerak. O'zingiz aytdingizki, masalan, 100 ming dollar bo'lsa, shuni 2,5 ming bersak, to'g'rimi? Shuni ziyodroq qilib qo'ysam bo'ladimi? Bo'laveradi. U ham ziyodroq. Yo'q, 2,5 ming bu belgilangan miqdor. Buni bermasangiz gunohkor bo'lasiz. Lekin shuni o'ziga kifoyalanma deydi. Ba'zilar 5% qilib qo'ygan, 2,5 emas. Ba'zilar 10% qilib qo'ygan. Ba'zilar 3% qilib qo'ygan. Bu ham bo'laveradi. Undan tashqari, masalan, hozirsiz, qodirmassiz. Qo'lingizga pul tushdi-yu, lekin 1 yil aylanmadi. Siz kelajakdagi 1 yil, 2 yilligini ham berib qo'ysangiz bo'ladi zakotini. Qo'lingizga pul tushgan paytda o'sha miqdori ayirib tashlab, ko'p bo'lsa ko'p, kam bo'lsa sizni foydangizga kelajakka ham bersa bo'ladi. Chunki 1 yili qiyinchilik bo'lgan paytida payg'ambar alayhisalom Abbos radhiyallohu anhuga aytganlar amakilariga. Siz oldindan bering deganlar, 2 yilligimi shunaqa zakotini olganlar. Mol bilan zakot chiqarsa bo'ladimi masalan? Sotib olgan molingizdan masalan, uni olgan pulingizdan berasizmi hisoblab, yoki sotib olgan pulingizdan berasizmi? Hozirgi kunda bozor narxidan bergan afzal. Bu to'g'risida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zisi uni asl narxi sibistoymisi deydi, kelib tushgani deydi. Ba'zisi yo'q, sotyapsiz-ku deydi. O'rtasida anaqa bor. Siz vaziyatga qarab ko'proq berish tarafini olaverish kerak. Sotayotgan narxingizda bersangiz afzal.
Çünkü kança kub birilse, o şey bergeniz sizi ki. Sizi hesabınızı kalın. Kiyin mallı özüden birse boladı mı, kıymetini birseyen boladı mı degen sava. Bizde Hanefilerde kıymetini birse boladı. Mesela bazı adam tiki uçilik bilen şuğurlanadı, kestim şim. Hammaga kestim şim birse, razmen doğru kemiydi misal canım. O aladı, onu satamaydı. Çünkü satsayam ne mi boladı? Özünün işi bulma geldiği için arzan satı varadı. Oşan için o şey kestimleri narxını bergen yaxşı kıymetini. Başka mezhepler Şafii'de de Şafii mezhebinde kıymetini veriş mümkün olmaz deydi. Özüden veriş gerek. Buğday mı buğdaydan veriş gerek. Arpa mı arpadan veriş gerek deydi. Ve bizde bizde mezhep aytadı yok kıymetini verse bol olur. Yanında mı soru var? İslami sugurta. Degen gap yok unaqa, lekin at-ta'minu ta'awuni degen narsa bor. Ya'ni o'zaro yordam sug'urtasi. Qana bo'ladi u? Bismillah. Hozir shu yerda 20 ta odam o'tirgan bo'lsak, yoki 30 ta odam har bir oyda yoki har 2 oyda yoki har haftada yig'ilib turamiz, gapga o'xshagan. Ha? Şimdi aytsak ki biz o'zaro o'zimizni ichida imkoniyati bor odam har hafta 100 dollardan tashaylik o'rtaga. 30 kishi bo'lsa kun qancha bo'ladi? 3000 bo'ladi. Oramizda imkoniyati yo'qlar bor, misol uchun 5 tadir, 10 tadir 2000 bo'ldi. 2000 yig'ib qo'ydik. Endi bu majburiy emas. Majburiy emas, ixtiyoriy bo'ladi. At-ta'minut ta'awuni deydi buni. O'zaro yordam sug'urtasi. Sug'urtada bu ham. Qo'lingizga pul yig'ildi. 10 bin kol, pul buldu. Aramızda kimdir? Oğlanı uylandırmakçı. Kimdir? Uy kurmakçı. Kimdir? Yenge uy amakçı. Kıyna turuttu, arayında da turuttu. Şimdi hamamızdan yığılgen pullu uşa balage bir varamız. Bu boladı. Mecburiymez de. Mene şu caiz. Suğurtanın herge turları caizmez. Mecburi kılıp adamlardan yığıladı. Toyağına kılınadı. Kuşka çakıp uyladı. Birinci bergen adam 100 dolar bergen bu ise en ahırdaki adam göğüşün arkadan özgürlük etedi. Yok kımmat yok hem böyle. Bu caizmez bu. Caizmez çünkü riba hafı var. Doğru tenglik yok. Kim mecburi kıpoylingen. Toyanlar şunun için mecburi bulmasını gerek. Gönülden çıkarıp oluş gerek. Birse birsin kütmesin. Kütadigan bo'lsa bermasin. Ko'pchada yozib ham qo'yadilar. Yozib qo'yadi. Bechara ba'zisini farzandi yo'q. U to'lqimaydi umuman. U bergan, u ana 5 ta o'g'li bor. U har safar beradi, unga to'lqimaydi bo'ldi. Mana bir o'g'lim bor. U teng bo'lmaydi-da, ko'nglida qolib ketib qoladi. Yine maşinçiler başlarına gelip bakıyor. Maşinalardan 3 yıla verildi, 100 milyona. Şu 100 milyona bak, şuna zakatını mesela şu belgeyle verem ya, şu 50 yıla mesela 33 milyonun olmasa şuna çıkartalım. Her yıllığını vergeni yaksın. Çünkü onun vakti tolma günçü o pulge egemez de o. Vakti tol günçü o pulge egemez o. Vakti tol günçü ege buladı. Endi sarmoyasini hisoblasa bo'ladi lekin. Ustidagi foydasini emas. Olgan pulni. Ha. Masalan 90 million edi, sarmoyasi 10 million foydasi edi. O'sha 90 million uning sarmoyasi edi. Uni hisoblasa bo'ladi zakotiga. Tepadagi 10 millionini olgandan keyin beradi. Kredit olib farzandlarni o'qitadi kontraktorlar. Ular u adamlar zakot bersa bo'ladi. Zakat biriş meselesi kambagalga berilaveradi. Yo, uni qilayotgan bazı hata narsalari sababli zakatdan uni mahrum qo'yish doğru emas. Endi kredit alıp o'qitish degani bu boshqacharoq sal. U boshqacha kredit u. Nomi kredit u. Lekin uni foizi deyarli yok. Bazen kechman boradi. Ta'limga. Davlatning yordami hisoblanadi. Bazı. Bazı şuna kabul edin. Kanalar genel faiz edin. Az şimdi
O kredit mi aslında? 0 faiz bu sen. Kart. O yardım olur. Demek caiz dersler. Ona ka kim midir, kaysıdır hatası uçun ondan zakatı man kıladigen degen kayda yok. Zakatı birle uğradı. İçken adam gen birle uğradı fakat içi gemez. Müslüman bulsa buldu. Belki uşanı verip içten kutkarış mümkündür. Uzi gemez ayağlı gibi verip bala çakalar gibi kim keçek kıldırabilir mümkündür. Maske maşayan alalım mı sana kreditke? Kredit, bankadan kredit attı, maske maşayan bir neyse merkeb alalım mı sana? Kembekal bulsa birle uğradı. Kembekal degeni kulun nisabki yetmegen bulsa buldu. Mini yürüyen maşinesi onun ihtiyaç malı hesaplanadı. İhtiyaç malı. Eğer biz adamlarının kıyken işini aldın, taftiş kılıp kim muamele kalemiz desek, hiç kim bilen yaklaşı bulmayı. Çünkü sitti Allah Ta'ala'nın satır kılıç sıfatı var. Uşa satır kılıç sıfatı bilen kop aybimizi bir kitleriz. Eğer bir kitmesin ama ne? Aybimiz kop. Burada içki adam diyesem var mı? İçki gemez lakin. Yo, mesela biz bir içken adamını kafir demeyimiz de. Ben Müslümanman dese, bir olamız. Lakin Müslümanman demese, ben Müslüman masman dese, onu vermeyimiz lakin. Müslüman bu megan adamge, Müslüman muhtaç bu turgen de biri bu miydi? Hadır şuna kadar çıkıp yaptı yok. Uzu, mesela bu Halazım'dan, cüde katta insanlar çıkan, katta davlatlarını kurgan, katta davlatlarını kuruluşga asos solgan adamlar çıkan buddan. Lekin shunaqa ingi ulug' insonlarning ichida boshqalari ham chiqar ekanda, mana oxirgi paytlarda anaqaga borib olgan ba'zi ateistlar bor. Ana Qudrat bobojon, Shuhrat bobojon degan Xorazmning odamlari, lekin Xorazmlik odamlar uni bizdan emas deydi. Ateist odamlar, LGBTni targ'ibot qilib yurgan odamlar. Ushunaqa odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Ochiq oydin shunaqangi odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Mesela BBC'de işleydiğin, azatlıydı işleydiğin adamlara zakat verir bu miydi? Hain adamlar. Hain zakat verir bu miydi? Siyasi ilaçları bu kadar iktisat diye. Adamla yaklaşık oturduk. Ben de namaz okumaya adam dedi, Müslüman da bu saplamayı ben dedi. Dinsiz de bu saplayayım ben dedi. Dinimiz ne diyecek? O şimdi onun şahsi fikri de. Namaz okumagan adam, günah kıygan adamını kafir deyişlik kıyım mesela. Çünkü küfür meselesi insanın kalbideki, içideki nesilge alakadar da. Bizi mezhep ulamaları taklidi imanlı hem imandan deyip sanaydı. Taklidi iman. Bunu koyavurayım namaz okumagan demez. Otam Müslüman, ben Müslüman. Şunun için Müslüman ben deyipti. Otam Müslüman bugün için bana Müslüman ben deyipti. O endi la ilahe illallah haqida, Muhammad Rasulullah haqida, Qur'on haqida, farishtalar haqida qadar umuman ma'lumoti yo'q. Otam musulmon, men musulmonman deyapti. O iymon xavfli iymon. Oxir oqibatda egasini qutqaradimi yo'qmi? Bu noaniq. Lekin buni oxirigacha surishtirib borish imkoniyati yo'qligi uchun uni ham musulmon deyveramiz. U o'sha jaholat bilan aytib qo'ygan xatolarini biz aytamizki, tushuntursak, kabul kılsa bo'ldi musulmon. Lekin bilib turib payg'ambarimizni inkor qilsa, bilib turib shunaqangi xiyonat, xoinliklarga qo'l ursa, musulmonlarga qarshi ig'vo qilsa, uni masalasi boshqa. Endi bu hozir ba'zi odamlar chiqqan. Ilgari qadimda birinchi bo'lib islom ummatini ichidan chiqqan toifa bor. Xavorij degan toifa, uni payg'ambar alayhissalotu vasallam ulardan bizni ogohlantirganlar. Ko'p ogohlantirganlar. Shunaqa odamlar chiqadi. Shunaqa odamlar chiqsa, ularga qarshi jang qilinglar. Ularni Ot va Samudni qirganini singari qiringlar deganlar. Badbax odamlar bo'ladi ular. U chiqqan. Birinchi Hazrati Ali davrida chiqqan. Hazrati Ali radhiyallohu anhuga qilich ko'tarishgan. O kişinin kafir deyişken. O kişinin bitti hata, özleri tasavvurdaki hata bile. Kafir deyişken. Keyin o şey taifeni Allah Ta'ala aklını ap koyadı. Tupoy boladı. Çünmeydi kapke. Kaideni bilmeydi, mevzunu, mahiyetini bilmeydi, tegge itibara mıydı? Allah Ta'ala birinci olarda aklını ap koyadı. Demek ya Kur'an-ı Kerim'de cüde köp uğrullarda afala taqilun, aklilerini işletmeyisiler mi?
Ya ulil albab, hoy akıl egeleri degan juda ko'p o'rinda. Afala yetadabbarunal Qur'an, Qur'onni tadabbur qilmaysizlarmi? Yoki yetadabbarunal Qur'an, tadabbur qilmaydilarmi? Aqllarini ishlatmaydilarmi? Ana shu toifa aqli ishlamaydi. Hozir ham o'shalarning toifasi bor-da. Ajoyib hodisa. Bittasidan suhbatda telefonda gaplashyapti. Gaplashasini, gaplashib turgan gapini eshitsangiz, mutlaqo o'sha odamni qarshisiga dalil bo'lib turibdi. O'ziga mutlaqo zarariga dalil bo'lib turibdi. U post qilib qo'yibdi meni foydamga deb. Aqlni olib qo'ysa shunaqa bo'ladi. Bittasi telefon qilyapti, ana Abraham Moshe degan bor. Abu Solih degan bolaga telefon qilibdi. Telefon qilib aytayaptiki, falonchini deyapti, qamalib ketdi. Nimaga uni deyapti? Siz yomonlab post qo'ydingiz deyapti. Desa uni oldin gaplarini eshitmagansiz-ku deyapti. Meni so'pgan, haromi degan. Nimaga endi uni deyapti? Ana u Galiboylarning advokati bor. Marozovmi degan. Kim edi oti? Kim? Marozov. Boshqachalar emasmi? O'rusa. Galiboylarning advokati. O'sha haligi Fozilxo'ja deganga ham advokat bo'lgan. Shuni yozgan ekan. Nimaga unaqa deyapsiz? U ham u advokat uni himoya qilaveradi deyapti. Biz aytayaptiki, "Yo, agar men musulmon bo'lsam, Galiboyi advokat kelib menga advokat bo'laman desa, yo'qol ketman, sen advokat kerak emassan" deb aytamanmi? Desa qarang, gap qarang. O'zbekistonda 31 yilligini munosabati bilan prezident anaqa berdi, mukofot berdi. Shu mukofotlardan bittasini menga berdi. Abror Muxtor Aliyevga mukofot berdi, deyapti. Ha. O'sha Marozovga ham mukofot berdi. Endi ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldimi, deyapti. Kallani qarang. Desa u bola aytayaptiki, "Menga qara, Marozov ham deyapti, banan yeydi, Abror aka ham banan yeydi. Hozir ikkalasi galiboy bo'lib qoladimi?" deyapti. U ham buxonka sotib oldi, bu ham buxonka sotib oldi. U ham Toshkentda yashayapti, bu ham Toshkentda yashayapti. Mezoning to'g'ri kelmaydi desa, "Yo" deyapti, "Mana shu meniki to'g'ri keladi. Shuni post qilib qo'yibdi, meni gapim to'g'ri" deb. Bu umuman unga qarshisiga hujjat bo'lib turibdi. Bittan nimani misol keltiryapman, ularning nomi, kimligi muhim emasda. O'sha namoz o'qimaganni kofir deydigan, o'zidan boshqani hammani musulmon emas deydigan odamlarni juda ko'pchiligida aql to'g'ri ishlamaydi. Biz naqlga ergashamiz deydi-yu, naqlni ham to'g'ri tasavvur qilmaydi. Nimaligi haqida? Matnni ma'nosi nimaligini tushunmaydi. Bir odamni kofir deyish juda ham xavfli. Juda ham. Ibn Nujaym aytgan, Misriy, Hanafi mazhabida bo'lgan katta allomalardan. Men ta'vili ehtimoli bor ixtiloflarni birortasiga kufr hukmini bermayman degan. Qo'rqaman degan. Chunki bilmaymanki, ta'vili bo'lishi mumkin. Masalan, Shukrulloh domlani. Ha? Shukrulloh domla aytdiki, nima dedi? Subhanallohga go'sh bermaydi dedi. Ha? Qur'on o'qigiz, hamma Qur'on o'qiydigan bo'lsa gado bo'lamiz dedi. Ha? Shu gapi zohiran qarasangiz kufrga o'xshayapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladimi? O'zidan so'rasangiz nima deydi? O'zidan so'rasangiz. Aytadiki, "Men Qur'on o'qishga qarshi emasman. Subhanallohga qarshi emasman. Lekin shuni bahona qilib turib tibbiyotni o'qimaslik, men Qur'on o'qiyapman-ku deb boshqa fanlarni o'qimaslik bizni jamiyatni orqaga tortadi." To'g'ri aytyapti o'zi. Ta'vili gap to'g'ri gap. Biroz qo'pol gapiribman deb o'zi ham chiqib aytyapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladigan gapni hukm qilmaslik kerak. Chunki Hazrati Umardan sahih rivoyat bor. U kishi aytganlarki, "Idroul hudud bi shubuhat" deganlar. Shubhali bo'lgan gaplarga had joriy qilmanglar. Jazo bermanglar. Jazo qo'llamanglar. Bir odamni kofir deyish jazo bu. Bu ehtimoli boshqa gap bo'lishi mumkin uni. O'zidan so'rash kerak hali. Ibn Sinoni kofir deyishgan. Ibn Sino nima degan? "Agar men kofir bo'lsam, dunyoda musulmon yo'q ekan" degan. Bir dona musulmon bo'lsa, o'sha menman degan o'zi. Ha, gaplarining ehtimoli bor. Bu ma'noga ham tortishi mumkin, umaga ham tortishi mumkin. Namoz o'qimagan odamni nima uchun o'qimayotganligini tekshirish kerak. Laboratoriyada. Oddiy ko'chadagi odam tekshirolmaydi uni. Lupada tekshirish kerak. Unda ham ko'rib bo'lmaydi. O'shuning uchun nima deyiladi? "Musulmonman" deyapti, "musulmonman" deyiladi. Lekin namoz
farz emas. Namoz bekor narsa. Eskilik desin de kofir bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa. Masalan, aroq ichyapti bir kishi. Endi aroq haromu. Men shu baloga mubtalo bo'lib qoldim, tavba qilaman desa musulmon shu odam. Bir odam aroq ichmayapti-yu, ya aroq halol desa kofir bo'ladi. Chunki unda e'tiqod masalasi bor. Amaldan ichkaridagi qalbiy e'tiqod bor. Oshuning uchun bu sal xavfliroq masala, o'shaqa degan odamlarga yo nasihat qilish kerak, yoki uzoqlash kerak. Chunki ularning haligi aqlidan Alloh taolo urib qo'ygan joyi bor. Endi u fatvo sifatida qarasa bo'ladi uni. Lekin joiz. Fatvo sifatida masalan boshqa odam muhtoj bo'lib turibdi. Unga bersangiz, uni olib turib ichish ehtimoli bor. Unda bermaganingiz afzal. Lekin mol, mulk, shunga o'xshagan narsalarning tasarrufida siz sizga muhtoj bo'lib turgan odamga da'vat qilish fursatingiz bo'lsa, o'sha da'vat uchun foydalansangiz bo'ladi. Chunki Qur'onda muallafatu qulub uchun insonlarning qalbini ulfat qilish uchun zakotdan berish joiz degan Alloh taolosi. U kofir bo'lsa ham, u ichganini qo'ying, aniq kofir. Lekin musulmonchilikka moyil bo'lib turibdi. Musulmonchilikni o'rganib qiziqib turibdi. Unga zakotdan bersangiz, biroz mehrini qozonasiz. O'shunaqa paytda zakot bersa bo'ladi unga. U vaziyatga qaraydigan holat. Tushunarli? Chunsun. 8:35. Men shunaqa elektrman, galoboy bo'lib tug'ilganman, kecha. Bu men aybimmas. Bu yolg'on bahona. Tushunganman. O'g'ri ham shunaqa deyapti. Men o'zi o'g'ri bo'lib tug'ilganman. Zolotoy rukaman deyapti. Kasallik deyishadi. Yo'q, unaqa emas. U kasallik emas. Kasallik bo'lganda edi. Qur'oni Karimda Lut alayhi salatu va salomning qavmiga Lutni xitobi bor. Ata'tunar rijala shahvatan min dunin nisa. Ata'tunar rijala min dunin nisa shahvatan min dunin nisa. Ayollarga emas, erkaklarga borasizlarmi? Bu ishni sizlardan oldin hech kim qilmagan edi-ku, deydi. Payg'ambarning gapi bu. Lut qavmidan oldin bu ishni hech kim qilmaganmi? Demak, u nasldan naslga o'tadigan narsa emas. Bo'lmasa u tepadan bo'lish kerak edi. Bu nimadan iborat? Bu faqat va faqat kayf saponi orqasidan quvishdan iborat. Noto'g'ri hayot tarzidan iborat. Allohdan qo'rqmaslik kayf saponi oxiriga yetib boraman deyishning oqibati bu. Chuqurga tushish bu. Masalan, ichib kayf qilganlar borib-borib chekibga o'tadi, hidlashga o'tadi, ukolga o'tadi. Hamma narsasi bor buni hozir. Oxiriga yetib borib bo'lmayapti. Ana shu narsani quvib turib, hech bir narsadan kayf qilmay qo'yadi. Keyin buni ham bir ko'ray deydi-da. Bu o'sha harom xarish yashashning oqibati xolos. Endi o'zini oqlash uchun nima deydi? Meni qalbim pok deb qo'yadi. Qalbingni pokligi hayotda ko'rinish kerak-da. Kecha ko'rdim BBC nima bugun qo'ydimi? BBC o'zbek xizmati Qatardagi futbol anaqasi bo'yicha g'ami tashvishi LGBT. Yuzini bijir-bijir qilib qo'yib bitta balani gapini olyapti. Men LGBT man deyapti. U Qatardagi futbolda bizga qarshi anaqa bo'ladi. Biz o'zimiz xavftamiz deyapti. Yevropadan bitta qizni olyapti. Men deydi shuning tarafdoriman. BBC o'zbek Qatardagi futbol bir chekkada qolib ketib LGBTlarni himoya qilib yuribdi. Butun boshli kompaniya buni harakatida. Butun boshli kompaniya. O'zlarini, shu kompaniyani yuritayotgan odamlar o'zlarini ichida qattiq taqiqlaydi buni. Boshqalar shunaqa bo'lish kerak. Masalan, ikkita erkak nikohlansa, bitta hayotda yashasa, hech kim indamasa, ulardan jamiyat uchun umuman meros qolmaydi. Zimbabveda ikkitasini qo'lga olib qamab qo'yishgan ekan. Ikkita erkakni.
Kamap koy dedik, ne kalaylık dese, farzant görse koyu vararsın da degen. Görmeydi ki öyle. Maksat şunaka millette kırış, yokatı varış. Kırılıp gitse, hemme şunaka bop gitse, hemme cagi atayla şunu targa kırışarı. Kırılıp yok bop gitse, o şey, 6 milyard sistemesi var. 6 milyard dünyada kalsa. Kogen 7, ha 8 milyard bulduk. 7 milyard adam yok bop gitse. Ulanın nazlıdır. Bu hatarlı hareket. Judayam hatarlı hareket. Bunu siyasi kollağı var. Hiç kanakangi insan parvarlı cihati yok. İnsan saf tabiat bunu kabul kımaydı. Saf tabiat kabul kımaydı. Bu keserlik mende iş bahane. Oğurlarını yapıp yok şeydi. Yani Kuda'da kadarda vardı şimdi oğurluk kıldım dedi. Yok. Sen telledin Allah yaratı verdi. Tellegenine cevap veresen. Allah Teala adil degen sıfatı var. Allah Teala'nı biz bilgen, Peygamber aleyhissalatu vesselam sana bilgen, 99'da Esma-i Husna sıfatı var. O şey sıfatlarını örgünüp çıksayız, hemen sıfatlar bilen mükemmel sıfatlengen zat da, şu sıfatların içi de bittesi adil zat, adil sıfatı var. Kaçan adaletli boladı dese, her bitten nersege adalet bilen yandaşken de adaletli boladı. Uşa adalet sıfatıge kiredi, siz nimeni haklasayız, uşanı sizge yolu yüzü aç bir işlikke adalet. Siz dünya kanunlarıge amel kılıp, hareket kılsayız, sizi yolu yüzü aç bir iş gereği, adaletli zat. Siz mümin misiniz, musulman mısınız, kafir mi, kafir, münafık mı, hareketsiz aç uğradı. Aç bir uğradı. Sebeplerini toplayıp dedi çünkü. Allah Teala sebeplerini eğitip koydu. Kıdır dedi, izle dedi. Ben açı beri uğraman dedi. Oğru hareket kılsa, uyum Allah deyip hareket kılırdı. Onu yiyem, bir kol götürmeydi, iki kol götürmeydi. Allah Teala keçirip duradı. Uyum hani ilgi biteyem. Hareket kılınca yolunu açı beri yaptı. Lekin cevap verirdi. Ondan razımez. Onu yakış görmeydi. Ondan kaytarıp koygen. Köpçülük Allah'ını yakış tanımaydı. Allah'ını adamı okşadı. Allah adammez. Allah Teala bütün varlıkını yaratken zat, kanunlarına boysun meydu. Bütün kanunlarını özü koygen zat. Bu hakladı, hakladı, kaytarken bunda. Bunda doğruydu dedi, uzayan bilerdi bu adamı, o şu adamı özü. Çünkü hareket kıldı mı, cezası var. Mesela Harut bilen Marut degen ikide ferişte yerge düşken. Süleyman Aleyhisselam davrıda. Süleyman Aleyhisselam davrıları da cinler insanlarına hücum kıygen. Buna kadar şuna fırsat bu. O şey vaziyette cinlerge karşı Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a üzül verir. O şey üzülünü hikmeti bilen cin, şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'a boysun erdi. Şeytanını bağlayıp koygendirir hatta ki. Keyin ularga qarshi o'sha payg'ambarlik risolati bilan ularga ham da'vat qildilar. Ularni ham ishlatganlarida atrofida yurgan ba'zi odamlar Sulaymonga qarshi yurishdi. Ya bu sehr qilyapti. Jinlarni ustidan sehr ish qilyapti, undan-mundo degan. Shunda Alloh taolo sehr bilan mu'jizani, sehr bilan sehrgarga berilgan qobiliyat bilan payg'ambarga berilgan mu'jizani farqini ko'rsatish uchun osmondan ikkita farishtani tushirgan. Harut va Marut. Ular tushib sehrni nimaligini ko'rsatgan. Mana bu sehr, buni qilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi, xohlasang o'rgataman degan. Lekin fala takfur degan. O'rganaman degan odamga o'rganma demagan, kofir bo'lma degan, kufr keltirma degan. Sehr bilan shug'ullanish kufr keltiradi. Xohlasang sehr bilan shug'ullanib jinlarni chaqirib boylab olib, mana tasavvur qilishim mumkin, lekin buni oqibati kufr. Harakat qilgan odam qiladi. Lekin cevap beradi. Dünyada hem ahirette hem. Dünyada cinli boladı, ahirette cehennemi keder. O bilen şugullenseyiz beri uğradı. Çünkü kanun şuna, kanuniyet şuna. Zina kılseyen, farzan tuğla diyor. Zina kıldı bu, farzan nimetidir. Zina kıyenge farzan benim iman demeydi Allah Teala. Demek ki adım zat. Beri uğradı. Lekin zina kıyen cevap beradı. Zinadan tuğulgen bala cevap vermeydi. Naibi yok. Kadar da Allah Teala onu dünya kelişini hakladı kele uğradı. Lekin zina kıgelliği için adam cevap veredi. Oğurluk kıldı. Ne kadar eğitip kaladı. Zalim, zulüm kılıp buralarını pulunu alıp mazakım yaşayıp dedi. O mazakım yaşayıp kança yaşaydı? Kança yaşaydı? 100 yılı var mı yaptı adam?
80 bin dolarlık su var. Bir litre su. 80 bin dolar duradı. 80 bin dolar. Bütün uçaske verildi. Bir litre su. Şunu içip yaşaydıken adamlar var. Beçerler oluyor 100 gibi kirmeyemdi. Umur uşa umur. Lekin kıyan işi yizge, tallavın yizge cevap veresin. Erkek bulup tuğuluşumuz kadar, erkek bulup yaşap kalışımız karar. Bizi kararımız. Sağlam tene bilen tuğuluş kadar, onu kesel kılış kararımız bizi. Onu saklap kılış bizi karar. Kim bilen nikahlanışımız kadar, onu yakşı aile kılıp üşüleyip geçiş kararımız, bizi kararımız. Kaysi millette tuğuluşumuz kadar, o şey milletini yoruk yüzlü insanı buluş, bizi kararımız. Kararlardan soralımız, kadardanmaz. Sağlam tuğulgenimiz, tuğulgen varı galiboy bu miydi? Kiyin talla okuladı, karar kıladı şu. O şey kararı cevap verir. Bizi aldamasın onu. Biz aldanadigen ahmak olmasınız. Hop. Şu da onunla sefer hakkından bir tanrıza kütüphane dedi ki adam sen mesela kalbi varsa kalbinde var dedi. Mesela ruh yazı var o sana bir sorular bitip gitseyiz. Rukiye uzu bar narsa. Kop yapardık bu narsa kopayıp gitti de ben kopaya geldiğine illeti neyim ettim. Rukiye, sihir, dam soliş, kasb bo'lib, odamlar buni alohida ofislarni qilib olib, odamlarni shu yerga chaqirib shunaqangi ish qilishligi qachon rivojlanadi desa, tibbiyot o'lgan jamiyatda. Chunki odamlar tibbiyot, tibbiy madaniyati yo'q, borib tibbiy sohada mutaxassisga uchramaydi, nima qiladi? Chiqmagan jondan umid arzonroq bitadi, borib dam soldi. Dam solishning eng afzali bor dam solish. O'zingizga o'zingiz dam solishingiz. Payg'ambar alayhissalom o'zlariga dam solardilar. Ixlos surasi, Falaq, Nos surasini o'qib, qo'llariga suflab, shu nafaslari tekkan qo'llari bilan yuzlari, badanlari, qo'llari yetgan joygacha silardilar. Bor. Boshqa kimlargadir dam solganlari bor. Sahobalarni dam solib qilganlari bor. Bor bu. Lekin kasal bo'lgan odamga payg'ambar alayhissalom borib o tuyaning suti bilan bavlidan tayyorlangan doridan ichlaring deb buyurganlar. Dam solib tuzatib qo'ymaganlar. Kasal bo'lgan odamlarni Uhudda kasal bo'lib yaralangan odamlarni davolaganlar. Davolashlikni, bog'lashlikni, uni perevaska qilishlikni buyurganlar. Dam solishmas. Bizga Rasulullohning amallari sunnat hisoblanadi. Biz tibbiyotni o'qishimiz kerak. Hadislari bor. Likulli da'in dawa'un deganlar. Har qanday kasallikka davo bor. Illa haram deganlar, qarilikni davosi yo'q, yoki o'limni davosi yo'q. Bu hadis nimani bildiradi? Ilohiy ta'limotni qarang. Hozir eng rivojlangan tibbiyot nima deyapti? Rakni davosi yo'q deyapti, to'g'rimi? Eng rivojlangan tibbiyot aytayapti. Rakni davosi yo'q deyapti. Yoki spitni davosi yo'q deyapti. To'g'rimi? Rasululloh aytayaptilar, hamma kasallikning davosi bor. Demak, tabib qobiliyati bor odam aytish kerakki, Rasulullohga iymon keltirganman men. Rasululloh yolg'on gapirishi mumkin emas. Demak, rakni davosi bor deb harakat qilgan Ibn Sino. Birinchi bo'lib qon aylanishligini Ibn Sino kashf qilgan. Qon aylanish sistemasini. Nima u desa, masalan, oyog'ingizdan qon olib, bo'yningizdan quyadi, qon aylantiradi. O'sha qanaqadir vitaminni qo'shib aylantiradi qonni. Hijoma masalan. Yo, boshqacha bu tibbiyot uslubi. Hijoma ham shuni bir turga kiradi. Qon aylantirish qanaqadir uslubi bor, buni shu Ibn Sino qilgan. Arablarda bir ajoyib bir latoifni aytibdi-da, yozibdi bir joyda. İnsanların kan aylanışlık sistemesini topken
şunu kuyuş meselesini oylab topgan birinchi musulmonlarning ajdodlari, lekin uni avlodlari eng ko'p qon to'kiyapti deyapti. Sifrni, nolni fanga kirgizgan Xorazmiy. Abu Musa Xorazmiy. Musulmonlarning ajdodlari nolni fanga kirgizdi, uni avlodlari o'sha nolda o'tirib talayam deyapti. Ajoyib latoif qarang, haqiqatda noldan ko'tarilamayapmiz. U bizning ajdodlar buni topib, biz o'shanda ichida o'tirishimiz uchun qilgani yo'q uni. Sehr, dam solish bu tibbiyotni mutlaqini ifoda qilmaydi. Sehr bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin tibbiyot siz u bilan shug'ullanish to'g'ri emas. Kim dam solishlik bilan, ruqiyya bilan shug'ullanib kasb qilib olgan bo'lsa, uni oldiga borib dam soldirish joiz emas. Nimaga? Chunki u kasb qilib olgan. Kasb qilganligi uchun ixlos bilan dam sola olmaydi. Qo'lingizga qarab turadi, qancha berarkin deydi yoki oldindan pul aytadi. Pulga dam solgan odamni dam ta'sir qilmaydi. Chunki dam solishlik ibodat. Qur'on o'qib dam soladimi? Ibodat. Ibodatga pul bo'lmaydi. 2 rakat namoz o'qigandan keyin imomdan pul so'rashga haqqim yo'q endi. Imomga pul so'rasam-a? 50 ming pul bering, nimaga 2 rakat o'qitdimman? Peshinda 4 rakat bo'ldi, 100 ming berasiz desam. U namozni qanaqa namoz? Pulga o'qilyapti-ku namoz. Ixtilof bor. Sehr bor, hali aytdik biz. U kufri amal. Ta'sir qilish qilmasligi Allohning izni bilangina ta'sir qiladi. Iymoningiz mustahkam bo'lsa, u jinlar uyoqda tursin, o katta shayton bor, qochadi sizdan. Bir marta ozon ayting, uyingizda bir marta ozon ayting, shayton yel chiqarib qochadi degan hadis bor. Yel chiqarib qochadi. Ozon ovozi to'xtashi bilan qaytib keladi. Ozon aytsangiz qochadi. Undan uzoq yuraverish kerak. Undan ko'ra o'sha sohani aytdim men zakotda. Tabiblarga pul tikishimiz kerak. Tabiblarni rivojlantirmaganimizcha sehr haqidagi savol tugamaydi. Jin kirib qolsa qanaqa bo'ladi? Jin kirmaydi. Yo'q, kirib qolsa. Kirmaydi. Yo'q, sizga shunaqa ko'ringan. Jinni ko'rmagansizki? Kirmaydi, ichida gapirib turibdi. U gapirgan odam o'zi. Uni anaqa deyiladi. Ruhiy holatda u. Ruhiy holat. Psixiski ruhiy holat u. Ruhiy holat. Jin kirdi, men jin gapiryapti deydi. Imom Shofiy aytganlar. Kim jin bilan gaplashyapman desa guvohlik qabul emas. Qabul bo'lmaydi. Endi shunaqa bo'laveradi. U istidroj bo'lishi mumkin. Keyin qiziqligi faqat musulmonlarning boshiga tashmish. Kofirga kirmaydi. Bir Ivanga jin kirganini ko'rganim yo'q men hali. Öldürüş için kötü. Yalgan ya. Cemiyette işansızlık tuhumlarını ekedi bile. İşansızlık, o şu falancı deydi, pistancı deydi, falancı da benim gümanım var deydi. O işansızlık puturiyet kazadı. Ben bunu yapını köp yapırdım. Aslında cin kirdi, cinli çıkarış gereğindeyken sisteme cherkovda boshlagan. Salpchilar bor, u katolik cherkovi. Papa boshlagan bu ishni. Inkvizatorlar bo'lgan. Ha, inkvizatorlar. Qachon bo'lgan ular? 1180-yillarda chiqqan bular. 1180-yillarda. 1850-yilgacha davom etgan inkvizatorlar. Yevropaga borgan odam, Ispaniyaga borgan odamlarga aytinglar, kirishsin. Ularni shunaqangi joylari bor, odamni qiynash uchun apparat ishlab chiqarishgan. Franz Kafka'ni qiynoq mashinasi degan asari bor. Kim o'qigan? Bir odamni qiynab o'ldirish, qiynab azoblash, tez o'lib qolmaslik kerak-da. Ko'proq qiynalish kerak. Shu ko'proq qiynalsa ichidagi jin chiqib ketadi deyishgan. Tushundingizmi? Shunaqa qilib qiynab o'ldirishgan. Siyosatga qarshi, siyosatga yoqmagan odamlarni. Senga jin kiribdi. Senga yaxshilik qilamiz. Senga jin kiribdi degan gapni bo'yniga yuklashgandan keyin odam qutulmagan, o'lib ham qutulmagan.
Bu sistemi öldü Avrupa'da, çirkov okuladı. Şimdi uşanı sekeyim bizge tıkışı yaptı. Müslüman şekilde yok ona kadar. Müslümanlar cin kırdı, sihir buldu, bilen yürümeydi. Bir tuş köpeyip gitti. Koçada fakat tuş tabirleri kitabı satıladı. Fakat değil mi ki? Hemen tuş kuradı. İslam ümmeti okulağı yatken ümmetmez. Uygan iş gereği. Tuş kuru vermezlik gereği. Real hayatta yürüyüş gereği. Biz manasını arsana örgütçemiz gereği. O narsalarını kim targıp kıyırken bulsa ümmetini ayağına asılı alıp ortaya tartıyor. Kana bismillah. Sıhhat tükatamız olmasa. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.